El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Ey şeytan recim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eyyüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir Allah sohbeti yapmak için bir araya getirdi. Konumuz cüz'i irade, külli irade ve ilahi irade. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından kod numarası 3.1.3.51. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sizlere iradeleri anlatmak imkanını bize bahşetti. İsimden de anlaşılacağı üzere üç iradeden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. İlahi irade Allah'a has olan iradedir. Allah'ın iradesi bütün kainatı yaratan irade, ilahi irade adını alır. Külli irade Allah-u Teala'nın kainatı idare etmek üzere dizayn ettiği ilahi kompütürün adıdır. Her zerreyle ayrı ayrı ilgilenen bir ilahi düzen. Bir başka adı sünnetullah. Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği olayları oluşturacak olan ve kontrol altında tutacak olan sistem. Ve nihayet cüz'i irade, kişisel irade. İnsanlarda da, cinlerde de, şeytanlarda da, Allah'ın yarattığı bütün mahluklarda irade var. İrade aslında istemek demek. İstemek, talep etmek ve bu manayla kullanılan irade kelimesinin bir başka ayrı bir açıdan değerlendirildiğinde bir başka anlamı da var. Kötülükleri
nefsin hevasına mütalik talepleri önlemeye çalışan gücün adı da iradedir. İradi yapı, nefsin afetlerin karşısındaki en büyük kuvvettir insanda. Bu sebeple iradenin kuvvetlenmesi asıldır. İrade, nefsin afetlerine karşı kullanılacak olan bir dizayndır. Ve nefsin afetleri yok oldukça, irade karşısındaki kuvvet azaldığı için giderek daha güçlü, daha güçlü olur. Peki iradenin bu nefsin afetlerini kontrol altına alan vasfı itibariyle hedefini tamamlaması söz konusu mudur? Söz konusudur. Ne zaman nefsin afetleri tamamen yok olup da 12 mertebe nefsiniz müzeyyen olursa, bu tezyinin sonunda iradenizin fonksiyonu kalmamaktadır. Kötülükleri önleyici fonksiyonu, nefsin afetlerini, Allah'ın emirlerini yapmaya zorlayan, yasakları yapmaktan men eden, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği iradi güç. O zaman o gücün hükmü kalmayınca, bir fonksiyonu kalmayınca, eda edebileceği bir hizmet mevcut değilse, artık bitmişse, o zaman iradeyi de onun sahibi olan Allah'a teslim etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, ruh da, fizik vücut da, nefs de Allah'a teslim olmak mecburiyetindedir. Bu teslimler yok olmakla neticelenmez. Ruh için yok olma müessesesi vardır. Allah'ın zatından gelmiştir, üfürülmüştür ve Allah'ın zatına geri dönmekle mükelleftir. Yüzden başka hidayet ayeti kerimesi bunu ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında en güzeli ulaşan bir muhteva arayalım. Orada iradeyi görürüz. İradenin kötülüklere mani olucu büyük bir güç oluşturduğunu görürüz. Bu büyük gücün dizaynı onun fonksiyonlarını tamamen eda ettiği noktaya kadar devam eder. Görevi, karşısındaki düşman, nefsin afetleri tamamen yok olunca, bu tamamen yok olmanın arkasından söz konusu olan bir sonuç gelir. Artık irade, ihtiyaç sahibi olmadığınız bir hüviyet taşır. Onu kullanabileceğiniz muhteva, düşmanlar artık yoktur. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Afetleri yok olmakla birlikte ruhun hasletlerinin de onları tamamlayan bir hüviyet alması söz konusudur. Düşmanlarınız sadece size düşman olmaktan çıkmakla kalmamıştır. Onları da sevmeye başlamışsınızdır. Öyleyse iradelerin muhtevasına baktığımız zaman üç ayrı iradenin varlığını görüyoruz. Öyleyse ilahi irade nedir diye sorulduğunda cevap ola ki, ilahi irade
Allah'ın iradesidir. Allah Teala diyor ki Allah ol der, olur. Kün feyekün. Ol der, o zaman olur. Neyi yaratmak istiyorsa Allah Teala sadece ol demesi yeterlidir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'tan başka yaratan yoktur. Öyleyse yaratma fiili, halk etme fiili Allah'a aittir. Allah'ın iradesi halk edici yegane iradedir. İlahi irade, ilaha ait tek ilah, Allah zaten el ilah kelimelerinden, harfi tarifle el ilah kelimesinden oluşur. Allah, biz Türkçemizde Allah diyoruz. Öyleyse ilahi irade Allah'a ait iradedir. Tüm bu kainatı ve diğer iki iradeyi, külli irade ile cüz'i iradeyi yaratan ilahi iradedir. Allah'ın ol talebidir. Öyleyse ilahi irade her şeyin ötesindedir. Her şeyin sahibidir. Bütün bir kainat dizaynı içerisinde muhtevayı en güzel boyutlarda anlatan bir dizayn gösterir. Her şeyin sınırsız olarak sahibi Allah'tır. Hiçbir şey yok iken Allah vardı. Sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey yok iken, Allah'tan başka hiçbir şey yok iken Allah vardı. Neredeydi? Hiçbir şey yoktu demiştik. Yokluktaydı. Allah'ın bir mekana hiçbir zaman ihtiyacı olmamıştır. Sonra Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse Allah'ın iradesi yaratma vasfının sahibi ilahi irade. Üç günde, üç yevimde, üç zaman parçasında Allah'a göre yevim çok değişik. Bir bin yıl, bir 10.000 yıl, bir 50.000 yıl. Hepsine bir gün diyor Allah Teala. Ama kim bilir onun ötesinde, Allah'ın ne kadar ötede gün tarifleri var. Öyleyse üç yevimde zahiri alem, gayb alemi, emr alemi yaratmış. Diğer üç yevimde de karşıtı olan, zahiri alemin karşıtı olan, zahiri aleme ait olan berzah alemini, gayb aleminin karşıtı, gayb aleminin berzah alemini, emr aleminin karşıtı, zülmani alemi yaratmış Allah-u Teala. Öyleyse altı tane alem, üçü asıl, üçü zıt. Şimdi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Şu kainatta ne kadar sağ spinli, sağ dönüşlü elektron varsa aynı miktarda da sol spinli elektron var ve aynı anda yaratılmışlardır. Her şey zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmış. İnsan da zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmış. Önce Adem babamız, sonra da Havva anamız. Hazreti Adem ve Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Havva. Bir takım sivri akıllılar çıkıp da insan Hazreti Adem'den değil Hazreti Havva'dan türemiştir dediği zaman bunu yapan cehalet sahipleri açık açık bunu söylemişlerdir. Ama Allah ne diyor?
onun kemiğinden, Hazreti Adem'den Havva'yı yarattık diyor. Ve muhtevaya bakın ki erkekte hem X kromozomu var, hem Y kromozomu var, ama kadında sadece X kromozomu var. Öyleyse X ve Y'den X olabilir. Ama X'ten Y olmaz. X'ten X olur ama X ve Y olmaz. Y kromozomu yok kadında. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi söylüyorsa ispatını vermiş. Neyin ispat edilemez olduğunu düşünüyorlarsa insanlar bilsinler ki teknik henüz oraya ulaşamadı. Yoksa o gün geldiğinde ölçüler yerlerine tam olarak oturur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, o Allah. Biz ona hayranız. Biz onun azatsız kölesiyiz. Her şeyimizden, hayatımız da dahil olmak üzere, her şeyimizden kıymetlidir. Ona her bakışımızda, onunla her konuşmamızda hiçliğimizi net olarak idrak ederiz. Biz bir hiçiz. O sahibimiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ilahi iradesi yaratmış. Neyi yaratmış? 6 tane alem yaratmış. E peki niçin 7 alemden bahsediyoruz o zaman? 7 alem var deyip duruyoruz. 7.'si yokluk. Eğer yokluk da yaratılmış olsaydı 7 olamazdı sayı. 8 olması lazımdı. Çünkü Allah Teala onu da zıttıyla karşılık olarak yaratacaktı. Zıttıyla kaim kılacaktı. Mutlaka 8. alemde yaratılacaktı. Ama 6 alem yaratmış. 7.'si ise yokluk. Öyleyse 7 tane alemden bahsediyoruz. O alemleri yaratmadan evvel de Allah vardı. Şimdi birisi çıkıp da size derse ki Allah ve kainat birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Kainat Allah'tır derse o zaman yaratıkla yaratılan aynı oluyor. Vahdet müessesesini, vahdet-i vücudu Allah'ın koyduğu standartlarda izah etmek mecburiyetindeyiz. Allah göklerdeki Allah'tır. O iradenin sahibidir ve kainatı yaratmadan evvel de vardı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala açık açık 7 gök katını, 7 yer katını yaratan o Allah'tır diyor. 6 yönde zıttıyla kayyum kılarak 6 alem yarattı diyor Allah Teala. Sonra da arşa istiva etti diyor. Arşa yükseldi ve arşta karar kıldı. Allah Teala arşta olduğunu söylüyor. Kendine bir insan ruhunun ulaşabilmesi için 7 tane gök katını aşması lazım geldiğini söylüyor. Kendisine ulaşanlara belli bir mertebeye geldikleri zaman 7 tane gök katında nasıl yolculuk yaptıklarını, 7. gök katında nasıl 7 tane alemi aştıklarını, Allah'ın zatına nasıl ulaştıklarını, Allah'ın zatında nasıl kaybolduklarını gösteriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne söylüyorsa doğru olan sadece odur. İnsanlar size Allah'ın söylediklerinin dışında bir şeyler söylüyorlar da bunun doğru olduğunu iddia ediyorlarsa doğru olmadığını bilin. Allah göklerde Allah var. Arşa istiva etti diyor Allah Teala kendisi için.
Allah arştadır, yani yokluktadır. Kainat bir yaratıktır. Allah ise yaratandır. Burada kesin bir yaratan ve yaratılan ayrımını yapmak mecburiyetindesiniz. Ama bundan sonra Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkat edelim. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah-u Teala da rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kuşattığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde. Her şeyi kapladığını söylüyor. Allah'ın her şeyi ilmiyle ve rahmetiyle kaplaması, kaplama statüsü ne olursa olsun, yarattığını yaratandan ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Madem ki Allah Teala diyor, biz 6 yevimde 3 asıl 3 zıt olmak üzere 6 alem yarattık. 6 tane alem birer yaratıktır. Evet, Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kapsamıştır. Ve öyleyse sizin suretinizde, içinizde Allah'ın uzantısı mevcuttur. İlmiyle ve rahmetiyle oluşturduğu. Ama sevgili kardeşlerim, bunu var olduğunu bilerek göklerde Allah yoktur demeye ulaştıracak olan bir insan doğruyu söylemiyor. Allah'ın söylediklerini bilmediği gibi gökler alemini hiç görmediği kesin. Allah Teala bütün peygamberleri için onlar evvaptı diyor. Allah'a ulaşmışlardı diyor. Ve üzerimize sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşmamızı 12 defa farz kılıyor. Ruhumuzdan hidayetinden bahsettiği zaman Allah Teala diyor ki, innel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ve Allah'a ulaştıran bir yoldan bahsediyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim iki yatay, iki tane dikey sebilden oluşuyor. Öyleyse Allah Teala oraya ulaşmak için ruha öyle bir hız vermiş ki sonsuz hızla ruhlar saflar halinde yükseliyorlar. Allah Teala Allah'a ulaşma işlemine seyri sülük adını veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Seyri sülük, seyir kelimesinden ne anlaşılacağı gibi bir yolculuktur, seyir halinde olmaktır. Ve Allah masir olandır, dönüş yeridir. İnsan ruhunun dönüş yeridir. Sevgili kardeşlerim, bir gün sizin içinizde sizi göreceksiniz. Nefsiniz, sonra gene sizi göreceksiniz, ruhunuz. Ve sizin suretinizde Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmeti de size görünecek. İşte o içinizdeki muhteva, Yunus'un
ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm sözünün esasını teşkil eder. Ama ilmin ve rahmetin kapsadığı, vücuda getirdiği sizin bir kopyanızdır. Evet, Allah'ın ilmi ve rahmetiyle uzantısıdır. Sizin içinizdedir. Dediğiniz zaman onu Allah'a gönderirsiniz. Kainatın olmanın temelinde bu vardır. Ama onu içinizdeki o Allah'ın kapladığı varlığı, Allah'ın ilmiyle kuşattığı o statüyü, Allah'ın ta kendisi kabul edip de göklerde başka Allah yoktur, hepinizin içinde Allah vardır ve sadece sizlerin içindedir demek, vahdeti vücudu yaralayacak olan bir husustur. Sevgili kardeşlerim, eğer böyle bir şey söylenirse, o zaman sıratımızda kim de yoktur o kişiye göre. O zaman Allah-u Teala'nın arşa istiva etmesi de yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miraca çıkması da yoktur. Hazreti İsa'nın Allah'ın yanında olması da, Allah'ın cennetinde olması da söz konusu değildir. Hazreti İdris'in Allah'ın yanında olması da söz konusu değildir. Her şey inkar edilmiş oluyor. Dikkat edin. Allah Halik'tir. El Halik. Allah El Mahluk değildir. Yaratan O'dur. Kendi kendisini yaratmıştır tezi de geçerli değil. Allah hep vardır. Zamanın neresine giderseniz gidin, sonsuz gerisine, sonsuz ilerisine Allah hep vardı. Allah'ın kendi kendini yaratıp yaratmadığı konusu zaten bizim konumuzun dışında. Bunu düşünmek mecburiyetinde de değiliz. Allah'ın ortaya koyduğu sistem doğmamıştır, doğrulmamıştır diyor. Ve kainatı yaratmıştır diyor. Allah-u Teala bunu diyorsa kainat yaratıktır. Ben insanı yarattım diyorsa insan bir yaratıktır. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyorsa o üfürdüğü ruh bir yaratıktır. Yaratık olmayan sadece Allah'tır. Ve o bizim içimizdeki uzantısı bizimle beraber olsa da, o kainatı kaplasa da, o oradadır, arştadır. Bu yolculuğu yapmamış olan birisi eğer Allah-u Teala'nın yarattığı bütün kainatın Allah olduğunu iddia ediyorsa, burada büyük bir yanlışlık vardır. Allah-u Teala'nın rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kuşatmış olması başka şey, kainatı her şeyiyle Allah kabul etmek başka şey. Allah'ın ben o kainatı yarattım demesine rağmen, bir yaratığın yaratılan olarak vasıflandırılması Kur'an hükümlerine ters düşmektedir. Eğer insanlar size diyorlarsa ki cehennem diye bir şey yoktur, cehennem güneştir, bunların sadece safsatı olduğunu söyleriz. Sevgili kardeşlerim, din sağlam temellere dayalı bir müessesedir ve o sağlam temelin esası Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatta şu anda değişmeyen tek kitap, 14 asırdır bir güneş gibi dünyayı aydınlatan tek kitap. Orada Allah Teala 6 günde 6 yevmde 6 tane kainat yarattığını söylüyor. Onların
yaratık olduğunu söylüyor. Kendisinin de bu yaratma işlemi tamamlandıktan sonra arşa istiva ettiğini, arşta bulunduğunu söylüyor. Onu hiç görmemiş olan insanlar kendi işlerinde Allah vardır diye düşünüyorlar. Evet, Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle insanı kavrar, kaplar, insanı kuşatır ve içinizde tam sizin bir benzeriniz olan bir kuşatma işlemi oluşmuştur. Ama aynı yerde gene sizin içinizde gayb alemi var, zahiri alem var, zahiri alemin karşılığı olan berzah alemi var. Sadece sizin içinizde zahiri alem yok. Siz zahiri alemin kendine has bir parçasısınız. Sizin içinizde değil, dışınızda zahiri alem. Ama bunun dışındaki bütün alemlerden hepsi sizin boyutlarınızda, sizin kapladığınız alanın içinde mevcut. Zahiri alemin dışındaki bütün alemlerden bir parçası da nasıl Allah-u Teala'nın uzantısı sizinle beraberse, o alemlerin de uzantısı sizinle beraber. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözlerine dikkat edin. Sakın küfre girmeyin. Eğer görmediyseniz, Allah'tan sorun, göstermesini isteyin. Bir gün size Allah-u Teala gösterecektir. Birinci katta nerede secde edildiğini, ikinci kattaki su arılma hücrelerini, su arılma havuzlarını, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üçüncü kattan dördüncü kata çıkarılan, çıkartan o sonsuz mihenk menfezini, dördüncü kattaki Beyt-i Makdes'in aslını, Beyt-i Makdes'in aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslını, altıncı kattaki sıkıntılma olmama halindeki nuru ve insan ruhlarını, yedinci katın giriş kapısındaki altın kapıyı, devrin imamının dergahındaki sırat-ı müstakimin başlangıcı olan altın kapıyı hepsini gösterecektir. Ondan sonra da yedinci katın yedi alemini ayrı ayrı gösterecektir. Kader hücrelerini, Ömür kitabı, Kudret denizini, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salih'ini, zikir hücrelerini ve İndi İlahi'yi. İndi İlahi'de sizler bu kainatın en üst noktasında Allah'ın huzurunda namaz kılarsınız. Ruhlarınız eğer Allah'a doğru yola çıkmışsa. Orada taht verilenler, onların hepsi de oradadırlar. Yedinci gök katında, indi ilahide. Allah-u Teala o yere bağlı bir varlık değildir. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya dikkatle bakın. Allah'a adına seyri sülük denilen bir yolculukla ulaşırsınız ve yedi tane kat aşarsınız. Yedinci katta da yedi tane alem geçersiniz. İndi ilahide sitet-i müntaha'ya ulaşan ruhunuz oradan yokluğa geçip yukarı doğru bir yolculuk yapar ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da yok olur. Öyleyse mahlukla Halık'ı birbirine karıştırmayın. Allah'ın ilmi ve rahmetini de Allah ile karıştırmayın. O Halik olan Allah'tır. Orada göklerdeki, arştaki ve ruhunuz ona ulaşıp onun zatında yok olur.
Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ermişse o kişi ermiştir. Allah Teala sıratımızda kimi tarif ediyor? Evvela Âl-i İmrân 73'te Allah Teala neden bahsediyor? Âl-i İmrân 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Nasıl ulaşacağız? Nasıl hidayet olacağız? Allah Teala Enam 87 ve 88'de buyuruyor. Atalarınızdan, kardeşlerinizden, evlatlarınızdan seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakimle, o sırat-ı müstakim ki onunla kullarından dilediğini Allah kendisine hidayet eder diyor. Allah Teala kendisine ulaştırır. Neredeyse insanlar 50 bin yılda gidilebilecek olan bir mesafeyi kendi işlerindeki bir Allah'a bağlayıp sıfırlamışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Allah sadece söylemez, vahiy verdiklerine söylediklerini yaşatır. 7 tane gök katını da, 7. katın 7 tane alemini de gösterir. Ve zatını da gösterir. Ve Allah'ın zatını görmek her baba yiğidin işi değildir. Allah'ın zatını görmek için daimi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edebilmeniz için de ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katı üzerinden Allah'a ulaşması, seyri sülukunu tamamlaması söz konusudur. Ve bir sığınak olan Allah'a ulaşıp sığınması gerektir. Allah Teala Âl-i İmrân 14'te diyor ki inne vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İçinizdeki sığınak demiyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki indi ilahideki 7. gök katının son alemindeki en güzel sığınaktır. Ve Allah Teala kendi zatına meyap diyen Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şahittaze ila rabbihim eava diyor. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir ve ruhu Allah'a varınca Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ve ruhun Allah'a ulaşması konusunda vücudumuzdan ayrılıp da seyri sülük adı verilen bir yolculukla 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması konusunda tam 12 tane farz koymuş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte ilahi irade o yaratıcı Allah'ın iradesidir. Peki külli irade nedir? Külli irade Allah'ın gene bir ilahi kompütürüdür. Kainatı her zerresiyle idare eden bir kompütür. Toprağa bir buğday attığınız zaman o buğdayın orada çatlaması, kök salması, gövde çıkarması, filizlenmesi, üzerinde başak oluşması Allah'ın sünnetullahının her zerresiyle ilgilendiği bir işlevdir. Toprak. Üzerindeki bütün kimyevi işlemler sünnetullah tarafından gerçekleştirilir. Bitkilerle hayvan ve insanlar arasındaki denge sünnetullah vasıtasıyla oluşur. Bütün bitki sistemleri yeşil yapraklarıyla
klorofil özümlemesi yaparlar. Fotosentez yoluyla havadan aldıkları karbondioksidi, güneşten aldıkları enerjiyi ve köklerinden aldıkları suyu kullanarak karbon hidratları vücuda getirirler. Yani bizim gıda adını verdiğimiz sistemi yerlerinden kımıldamak imkanı bulamayan ağaçlar sabit oldukları yerde vücuda getirirler. Ve onunla yaşarlar. Karbonhidrat insanların da temel gıdasıdır. Bitkilerin de. Ama insanlar protein de alırlar. Bitkiler protein alamazlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki bu fotosentez yoluyla karbonhidrat üreten bitkiler bunu neyle üretiyor demiştik? Karbondioksitle. Peki karbondioksiti nereden bulurlar? İnsanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijeni akciğerlerinde temizlik aracı olarak kullandıktan sonra kanın ağ duvarlarının temizlenmesinin sonunda nefesimizi verdiğimiz zaman bu çıkan nefesin büyük kısmı karbondioksittir. Karbondioksit insanların ve hayvanların artık maddesidir. Bu artık madde bitkilerin yaşam şartıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Eğer insanlar ve hayvanlar karbonhidrat, karbondioksit açığa çıkarmasalardı bitkiler karbondioksidi alamayacaklardı. Bitkilerin yaşaması imkansız olacaktı. Bitkiler açığa oksijen çıkarmasalardı insanlar ve hayvanlar yaşayamayacaktı. Oksijensiz hiç kimse, hiçbir hayvan yaşayamaz. Denizdeki balıklar yaşayamaz. Gökteki kuşlar yaşayamaz. Öyleyse Allah'ın sünnetullahı bitkiler sistemiyle insan ve hayvanlar sistemini iki ayrı standart içinde oluşturmuş. Birisi oksijen tüketip karbondioksidi dışarıya atıyor. İkinci grup karbondioksidi tüketip oksijen dışarıya atıyor. Birinin artık maddesi ötekinin hayati ihtiyaç maddesi. İkincinin artık maddesi birincinin hayati ihtiyaç maddesi. Sünnetullah bu standardı dizayn eden Allah'ın ilahi kompütürü. Yani külli irade. Sevgili kardeşlerim, bütün kar taneleri birbirinden farklı bir yapıyla yaratılır. Sünnetullah her kar tanesiyle ayrı ayrı ilgilenir. Ve yukarıdan aşağı inene kadar kar taneleri birbiriyle birleşmezler. Yukarıdan aşağı inene kadar yağmur taneleri birbiriyle birleşmezler. Hepsi kendi kursunda, kendi yolunda aşağı doğru bir yolculuk yapacaklardır. Aralarındaki nizamı koruyan bir takım varlıklar vardır. Onlara eşlik eden sünnetullahın rehberleri. Her biri bir hassayla birlikte iner. Her yağmur tanesi, her kar tanesi. Bulutların oluşması, yağmur dolması, yere yağmurun yağması, hepsi külli iradenin bir dizaynıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
her şeyle sünnetullah, yani külli irade birinci derece ilişkilidir. İşte gökteki ozon tabakası, hani şu bazen inceldiği tespit edilen, bazen kalınlaştığı tespit edilen şu ozon tabakası aslında külli iradenin, sünnetullahın her zerresiyle kontrolü altındadır. Kutuplar boyunca Allah Teala'nın yarattığı milyonlarca iğne yapraklı ağaç, ozon tabakasının kalınlaşmasında ve incelmesinde bir rehberdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer ozon tabakası normal standartların hududunu aşmış da normalden fazla incelmişse, inceldiği anda sünnetullah bundan haberdardır. Ve kutuplar çevresinde, kutuplarla dünyanın kutuplara yakın noktaları arasında milyonlarca ağacın yaprakları karla örtülüdür. Ve oraya yağan yağmurla, yağmuru yağdıran sünnetullah'tır. Külli iradedir. Yağmurlar iğne yapraklardaki karı eritirler. Kar eridikçe klorofil özümlenmesi ve fotosentez yoluyla bitkilerin gıdalarını alması, karbonhidratı alması ve açığa oksijen çıkması hızlanır. Bu çıkan oksijen yükselerek ozon tabakasını tamir eder. Ve normalin ötesindeki bir kalınlığa kadar böyle devam eder. Yeniden yağar yağmur, yeniden karlar açılır. Yani birinci devrede açılan ağaçlara, yeni ağaçlara da yağmur yağdırılmak suretiyle oradaki karlar açılarak daha çok oksijen havaya yükselir ve ozon tabakasının kalınlık derecesi normale, oradan sonra da normalin üstüne doğru yoluna devam eder. Normalin üstüne çıktığı zaman sünnetullah bundan haberdardır. Yağdırdığı karla iğne yapraklı ağaçlar örtülür. Örtülünce havaya verilmekte olan oksijen azalır. İhtiyacın altında olan oksijen sebebiyle ozon tabakası incelmeye başlar. Bu incelme normalin altına düşene kadar bu standartlardadır sistem. Normalin altına düştüğü anda sünnetullah anında haberdardır. Yeniden yağmur yağdıracaktır. Rüzgarlar estirecektir. İğne yapraklardaki karlar eriyerek veya rüzgardan düşerek açılacaktır ve oksijen artışı devam edecektir. Öyleyse sünnetullah kainatın söylediğimiz gibi her zerresiyle alakalıdır. Peki ya cüz'i irade? Cüz'i irade biz insanların iradesidir, cinlerin iradesidir, şeytanların iradesidir, bütün canlı mahlukların iradesidir. Bütün işlemleri irademizle yaparız.
her yaptığımız işten bu sebeple sorumluyuz. Kimin iradesi söz konusu değilse, yani kişi akli dengesi yerinde değilse, o iradi yapıya, rüşte sahip olamaz. Sahip olmadığı sürece ona teklif yoktur. O sorumlu değildir Allah katında. Öyleyse akil ve bali olan herkes iradesini kullanma açısından sorumluluk taşır. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi cüz'i iradenin temel sorumluluğudur. Yaşamak için irade zaten pek çok eylemleri yapmak mecburiyetindedir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için birinci sıradaki yetkili iradenizdir. O iradenizle dileme standartlarında Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ama dileyip dilememek yetkisini Allah-u Teala cüz'i iradeye teslim etmiştir. Sonuçlarını söyleyerek teslim etmiştir. Demiştir ki, sana Allah'a ulaşmayı, ruhunu bana ulaştırmayı emrediyorum. 12 defa bunu üzerine farz kıldım. Ama seni de serbest bıraktım. Sen benim indimde kıymetlisin. Nasıl istersen öyle hareket etmek yetkisini verdim. Ama bu nasıl istersen yapabileceğin hareketlerin tümü seni ya benim katımda temize çıkartır ya da çıkartmaz. Davranış biçimleri dizisi sana ait. Ben sadece kanunlarımı koydum. Bu kanunlar seni, senin davranışlarına göre otomatik olarak bir yerlere götürür. Eğer bana ulaşmayı şu cüz'i iradenle dilersen, dilediğin andan itibaren kurtuluşa ulaştın. Cüz'i iradenle bana ulaşmayı dilemezsen diyor Allah-u Teala, o zaman hiçbir kuvvet seni cehennemden kurtulamaz, kurtaramaz. Ve bunları bilmek durumundasın. Ben bilmiyordum diyemezsin diyor Allah-u Teala. Elesti bi rabbiküm günü Allah-u Teala hepimize diyor ki, elesti bi rabbiküm, zamandan evvelki bir devre hepimizin sırtından evlatlarımızı çıkartıyor. Herkesin sırtından kendi oğlu, kızı çıkıyor ve hepimiz Allah-u Teala'nın huzurundayız. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki, Elestü bi rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alo, dediler ki diyor Allah-u Teala, bela. Evet, negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesi. Evet, evet diyoruz, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki, öyleyse birbirinize şahit olun. Ey ruhlar ve fizik vücutlar, nefsinize şahit olun ki ben şimdi onlardan yemin, misak ve ahd alacağım. Allah Teala ruhumuzdan misak alıyor. Ruhumuzu ölmeden evvel 7 katlık bir yolculukla Allah'laştıracağımıza dair İrademiz burada sorumlu oluyor. Fizik vücudumuzdan ahd alıyor Allah Teala. Fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğimize dair, teslim edeceğimize dair. Nefsimizden yemin alıyor, nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair. İrademizden yemin, misak veya ahd almıyor. Otomatik olgunlaşan bir meyve olduğu için. Ve iradi yapımızın gereği olarak Allah'ın dizaynı içerisinde bütün güzellikleri oluşturuyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren kurtuluş söz konusu.
Devam edersek yolumuza, mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci kat cennet, ruhumuzu teslim ettiğimizde üçüncü kat, fizik vücudumuzu teslim ettiğimizde dördüncü kat, nefsimizi teslim ettiğimizde beşinci kat, irşada ulaştığımızda altıncı kat, irademizi Allah'a teslim ettiğimizde yedinci kat cenneti Allah Teala tayin ediyor. Dünya saadetinin bütününü veriyor. Ama davranış biçimlerinde tamamen serbest bırakılmışız. Allah Teala asla müdahale etmiyor davranışlarımıza. Peki hiç mi müdahale etmeyecek? Edecek. Ne zaman biz kendi irademizle Allah Teala'ya irademizi teslim edersek, o zaman seçim hakkını Allah'a veriyoruz. Kim cüz'i iradesini Allah'a teslim ederse, o kişinin hakkı hiyarı sona erer. Olayları yönlendirmede seçim hakkını Allah Teala ondan alır. Diyor ki, onların, Resullerimin seçim hakları yoktur. Nebilerimin, devrin imamlarının seçim hakları yoktur. Bu sebeple onlar yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse yaptıklarından sorumlu olmayanlar nasıl bir sorumluluk alanı dışına çıkıyorlar? Allah'a iradelerini de teslim ederek, cüz'i irade, nefsimizdeki bütün afetler bitene kadar afetlerle savaşır, afetlerin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesine mani olmaya çalışır. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaması halinde de onları yapmaya zorlar. Zorlayıcı bir kuvvettir, bir kuvvettir. Ama zikrimiz arttıkça nefsimizin afetleri azalır, irademiz de o ölçüde güçlenir. Neticede ne olur? Neticede nefsimizin afetleri daimi zikirde sona erer. O zaman irademizin görevi de sona erer. Artık irademiz nefsimizin afetlerine Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırmak diye bir vazifenin sahibi değildir. Allah'ın emrettiklerini yaptırmak diye bir vazifenin sahibi değildir. Yasak ettiklerini yaptırmamak diye bir görevin sahibi değildir. Görev sona ermiştir. Kalbimizdeki 12 kademe müzeyyen olma işlemi tamamlandığı zaman irademizin Allah'a teslim zamanı gelir ve cüz'i irade Allah'ın iradesine, yaratıcının iradesine bağlanır. Bu noktadan itibaren o kişinin iradesi artık kendisine kumanda etmez. Allah'ın emrini devamlı sorar kişi, Allah neyi emretmişse sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirir. İşte külli irade ile cüz'i iradenin dizaynı, cüz'i iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en rahat insanlardan birisi olursunuz. Çünkü hiçbir konuda karar vermek mecburiyetinde kalmazsınız. Allah Teala bütün kararlarda sizin adınıza karar verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada konumuz inşallah sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillah. نعمت عليهم قال المكتوب عليهم على الضالين آمين.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.